Vücutta damarlarımız var. Evet. Ve bu damarlar aslında birbirinin devamı. Yani biz hep toplar damar, atar damar diyoruz ama aslında bir sistem bu. Yani bir yerden gidiyor, bir yerden dönüyor, değil mi? İşte burada. Atar damarlar kalpten çıkıyor, bütün baş ağrıya doğru gidiyor. Ondan sonra mavi olan toplar damarlarda atar damarların getirdiği besleyici şeylerden sonra vücudun atıklarını toplayarak geliyor, atılıyor ve dokularda şu şekilde birbirlerine ağ gibi giriyorlar. Yani atar damarlar bildiğimiz damar kireçlenmesi gibi, tansiyon gibi toplar damarlarda yetmezlik problemi önemli. Venöz yetmezlik. Venöz yetmezlik olduğu zaman toplar damar kanı toplayacağına tam tersine geriye doğru kanı biriktirmeye başlıyor. Şuradaki kılcal damarlardan ta ana damara, kalbe dökülen damara kadar varisler meydana gelebiliyor. Bizim dışarıda gördüğümüz her şeye varis diyoruz ama varisler içeride görünmeyen tipte de oluyor. Aslında halk bunu güzel isimlendirmiş. İç varis, dış varis diye. İşte o detayları belki şimdi konuşacağız. Çünkü bunları bilmeden bir varis tedavisi yapıldığı zaman işte o zaman yine halk bunu söylüyor. Dişi varisti diyor. Hemen çıkıyor tekrar, ürüyor filan tarzında laflar var. Halbuki doğru tedavi, kaynağına dönük bir tedaviyle bu işlerin bir daha çıkmayacak hale gelebilirler. Aslında bu dişi erkek ne zaman bir şey tekrarlasa vücutta onun için dişi deniyor galiba. Halk arasında ürüyor. Manasında. Evet. Ama aslında variste öyle üremek diye bir şey yok. Doğru tedavi yapıldığı takdirde zaten bir daha onun nüksetmesi değil. Ha, yeni varisler oluşabilir. O ayrı. Ama aynı yerde tekrar varisin çıkmasında tedavinin doğru olmaması çok önemli. Çok önemli. Peki devam edelim. Bu arada erkekte de kadında da varis oluşumu mümkün değil mi? Tabii burada çok önemli. Biraz evvel de bahsettiniz bunu da. Egzersiz çok önemli. Niye bu adeleleri gösteriyorum? Bütün toplar damarların köprüleri... Bu bacak adelesi değil mi? Evet, bu bir bacak adelesi. Şu kısım. Evet, işte bu dışarıdaki varisler, işte bu iç varisler. Yani iç varis dediğimiz zaman görülmeyen damarlar da var. Bunların içinde damarın tek yönde çalışması lazım iken, kapaklardan dolayı kapılar açılıyor, kan geçiyor. Ama o kapılar kapanıyor, kanın geriye geçmesine engel oluyor. Eğer o kapılar doğru çalışmazsa, geriye doğru birikim oluyor. İşte bunun kapıların bozulmamasını temin eden şey de şu adeleler. Adelelerimiz iyi çalışırsa, uzun topuklu ayakkabı giymezsek eğer, niye çünkü onu söylüyorum, böyle durursak devamlı, arka adelerimi ben hiç çalıştırmam, böyle yürürüm. Hani benzetme şeklinde olmasın ama, eğer kısa topuklu olur ve düz yürüyüş ayakkabıyla yürürsek, ben topuklarımdan itibaren ayaklarımı oynatır, şu adelelerimi sık sık oynatırım, güçlendiririm. İşte en büyük hatalardan biri bu. Gerçi boylar uzuyor, gereksiz olsa da zaten boyumuz uzun da olsa. Ama o adeleler daha az çalıştığı için pasifiye oluyor. Varislerin çıkması kolaylaşıyor.